Bir belirleyici mi? 14 çizgi mi var hocam? Yani refleksolojide böyle bir kural mı var? Elde bütün her Tabii. şeyi işaret eden, yol Aynen. gösteren 14 çizgi mi var? 14 tane çizgi var. Eklem yerlerini saymasak bu 14 tane ekstra çizgi var. Bunlar bizim aslında inşaatımızın iskeleti gibi düşünelim yani. O iskelet sistemi. Hani insan bunun üzerine kurulu. DNA'sı ve RNA'sı, yani özellikle DNA'sı, genetik yapısı o çizgiler. Ondan sonrakiler organlar. Yani mesela arada kalan çizgiler. Mesela burası, örnek veriyorum, akciğer bölgesi. Yani bu ana çizgi. Bu hiç değişmez. Bunlar ana arterler. Eğer burada bozukluk varsa zaten genetikte, yani ana çatıda bir problem vardır demektir. Yani iskelet yanlış yapılmış demektir. DNA olarak bahsediyorum. Yani vücudumuzun iskeletinden değil. DNA iskeleti yanlış yapılmış demektir. Bunlar şimdi ana çizgilerimiz. Bunun haricinde aralarda kalan mevcutta tertemiz olması gereken yerler. Ama burada bak, çöplük var mesela. Eyvah, akciğerlerde bir problem. Bu ne? Doğada bir şeye karşı mesela alerjinin olduğunu gösterir. Mesela bakın, şurada yüzük parmağının altında hafif şöyle bir şey var gibi, değil mi bak? Bana bakın. Sanki bir çukurluk var gibi bak. Değil mi Beyza Hanım? Evet. Evet. Kalp fazla hızlı attığını gösteriyor mesela. Kalp çarpıntısı. Evet, bakın. Bir Şuna bakın. Kalp tam burası, kalp bölgesi. Bak, bende biraz çukur. Herkes de öyle değildir. Benim kalbim çünkü normal seyrinden biraz daha hızlı atıyor. Sporcu şey gibi. Evet. Gibi. Mesela örnek veriyorum. Bak, duruşu fark ediyor mu, böyle açık kapalı filan, parmakların örnek. değişiyor mu? Ve Ha, tabii çok açık. kasmadan yapmak lazım. Mesela ben de şurada vertigo çizgisi var. Mesela şu anda artık daha böyle hayali bir çizgi olarak duruyor. Eskiden çok sert ve netti. O zamanlar ciddi bir vertigo hastasıydım. Şu an neredeyse iyileşti. Artık o çizgi yavaş yavaş, bu arada çizgiler yavaş yavaş düzelmeye başladığı da olabilir. Mesela bazı çizgiler eğer yavaş yavaş düzeliyorsa, bu demektir ki o hastalıkla ilgili sorun yavaş yavaş azalıyor. Aslında 3 ayda bir, 6 ayda bir insan eline baktırması lazım. Evet, bende vertigo çizgisi azalmış. Eskisi gibi baş dönmem falan yok. Çok da zordur vertigo. Peki Çok kötü. bu refleksolojinin bir yayında yine serebral palsili çocukları da örnek vermişsiniz. Mesela serebral palsi, MS, hani bunun gibi zor rahatsızlıklarda etkisi var mıdır, Tabii. iyileştirici etkisi? Evet Beyza Hanım, özellikle refleksolojinin benim alanımda iyileştirici, ya yani benim kuramımla refleksoloji yaparsak, özellikle CP'li çocuklarda, serebral palsili, ondan sonra daha benzeri farklı beyin rahatsızlığı olan bütün hastalarda refleksolojinin fizik tedavi kadar, hatta çok kadar demeyeyim, fizik tedaviden çok daha etkili. Bu arada fizik tedaviyi bırak demek değil bu, yanlış anlaşılmasın. Fizik tedavinin yanında refleksolojinin etkisi bu anlamda çok büyük. Mesela beşlik düzeydeki ağır bir CP çocuğu 4, yani 4 puan azaltıp birlik düzeye getirebilecek kadar önemli ve büyük bir tedavi. Özellikle şimdi Avrupa'dan da seyirciniz çok Beyza Hanım. Şu an Avrupa'dayım. Yani 19 yıl Türkiye benden bu anlamda ciddi istifade etti ve 80 bin hasta gördüm. Şu anda Avrupa'da özellikle Belçika, Hollanda ve Almanya'nın kuzey tarafı. Yani mutlaka buyursunlar, gelsinler. CP'li çocukları varsa ve benzeri nörolojik rahatsızlıklar, hepsine hizmet etmekten şeref duyarım tabii ki. Mutlaka bekliyorum. Özellikle Belçika'ya yakın olan, işte 200-300 kilometrelik olan bir mesafede gider. Çok rahatlıkla getirebilirler. Getirsinler başımın üstüne. Orada beni yakalamışken bakarım yani. Tedavilerini de yaparım. Daha ne kadar oradasınız? Yani böyle sürekli plansız mı gidip geliyorsunuz, yoksa bazı eğitimler, çalışmalar hani Yok, bu belirleyici oluyor mu? Beyza Hanım, artık oradayım. Buraya tatile geliyorum artık, yani ülkeyi tatil. Evet, Evet, artık. tatile marşı gelip dönüyorsunuz. Asistanınız da o bilgiyi vermiş. Hatta bana numara verdiğinde değişik numara gelince bir yanlışlık olmasın dedim. Ben Sonra anladım Belçika'da olduğunuzu. orada akademik heyet kurduk. Özellikle sempatik ve parasempatik sinir sistemleri üzerine birkaç profesör hocamız, hatta böyle kalabalıkta bir ekiple ciddi çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız da. Orada bir üniversite bünyesinde de böyle bir çalışma başlattık. Aynı zamanda kendi muayenehanemizi, kliniğimizi de kurduk. Yani çok farklı çalışmalara imza atacağız. Dünya çapında böyle bir niyetimiz var. O yüzden oradayım ve bundan sonraki hayatımda nasip olursa, yani dünyaya açılma konusunda biraz oradan dünyaya açılmayı düşünüyorum, hedefliyorum. Yaparsınız hocam. Daha Gururlusunuz da gerçekten. Tebrik ediyorum.
insanlar istifade etsin diye farklı farklı yayınlar, farklı farklı şeyler çıkartacağız. Belki farklı ürünler çıkartacağız bu tedavi anlamında. Özellikle refleksoloji noktalarıyla ilgili güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyorum ve dünya çapına, hani Avrupa'dan dünyaya yayılmak maalesef Türkiye'den dünyaya yayılmaktan daha kolay olduğu için hedef yerimizi orası. Yani kökeni bize ait bir ilmin bunca yıl ötelendiği yani bir değer ve siz onun kıymetini bilip dünyaya bunu tanıtıyorsunuz. Aynen. Kusura bakmasın yani. Hocam belli bir yaştan sonra hani elde böyle yaşlılıktan dolayı çizgiler çoğalıyor ya böyle 70'ten sonra. Mesela yine de refleksoloji alanında da o belirleyici 14 çizgi üzerinden okuma yapabiliyor mu? Erken teşhis koyabiliyor mu? Tabii tabii. Yani 19-14 çizgi üzerinden özellikle genetik sendromlu hastalar için çok rahatlıkla şuna tekamül ediyor, bu buna temsil ediyor şeklinde bir teşhis koyulabilir. Ama tabii şöyle, refleksolojide bu genetik o çizgileri, ana çizgiler haricindeki yerlerde sadece bölgesel olarak o bölge problemli olduğu söylenebilir. Hastalık ismi değil de mesela akciğerinizde bir problem var denebilir. Yani sen akciğer kanserisin veya alerjisin değil, senin akciğerinde problem var. Ama bu problemin ne olduğu belki hani çok tecrübeli böyle benim gibi 19-20 yıllık refleksologların söyleyebileceği bir şey. Şimdi şöyle hastalık gruplarını ben size araştırırken bakıyorum da hemen hemen her şey var. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, yani elden teşhis edilen rahatsızlıklar, koroner kalp rahatsızlığı. Yani tabii tabii. Rahatsızlıklar var. Bunların erkenden ve elden teşhis edilmesi hayati önem taşıyor. Ve diğerleri zaten kansızlık, işte boğaz hastalıkları, astım, kronik bronşit, akciğer tüberkülozu mesela. Yani bunların elden teşhis edilmesi çok kritik, eşe gitmekten alıkoyar insanı. Yani o başlangıçta yakalamaya yardımcı olan çok önemli bir alan, değil mi? Aynen öyle. Şimdi şöyle bir durum var, yani düşünsenize siz akciğerinizde bir şey var ve siz farkında değilsiniz veya bazen özellikle şeker hastaları mesela, şu an bilmiyorum şeker hastalığıyla ilgili bilginiz ne kadar, dünya bu konu üzerinde böyle çok, adı da şeker gibi olduğu için rahat konuşuyor. Aslında şeker hastalığı bütün iç organları yiyen çok önemli bir hastalıktır. Yani bugün işte mesela yatak ölümleri, geceliğin öldü falan diyoruz ya. Evet. Hay Allah, kalpten, aslında kalpten ölmüş adam yok. Kalp niye ölsün ki? Şeker hastalığı bütün iç organları yer, en son artık kalbi de tıkar hale getirir. Dolayısıyla adam sempatik parasempatik sinir sistemi de bunun tabii çok ciddi şeyi, göstergesi. Zaten o bozulduğu zaman pankreas bozulur, pankreas bozulduğu zaman adam şeker hastası olur. Dolayısıyla şeker hastalığından kaynaklı o kalbin iş görmez hale gelişi ve sabah olarak gece yatak ölümü. Kökeninde şeker hastalığı var adam ama adı kalpten gitti olarak gözüküyor. Şimdi şeker hastalığı Türkiye'de 8-10 milyon arası, dünya üzerinde de 1 milyar insan şeker hastası olduğu halde şeker hastası olduğunu bilmiyor. Ve ben baktığım anda, yani siz sadece elinizi bana şöyle 10 saniyeliğine gösterseniz ben sizin şeker hastası mısınız değil misiniz söyleyebilirim. Çok rahatsızlık söylüyorsunuz. Yani en basit, hani basit gibi gözüken ama çok önemli olan bana göre şeker hastalığı bile tespit edilmemiş durumda. İnsan hastaneye düşecek de bir şey olacak da öyle. Ama eline baktığım anda bakın bir dakika sürmez. 10 saniye içerisinde ben sizin şekerinizin neredeyse kaç olduğunu bile söylerim. Sadece elin içinden mi? Elin diğer kenarları falan. Yok. İşte üstü. Şeker hastalığını konuşuyorsak pankreas bölgesi tam burası. Buradaki çizgilerden yani oranların ne kadar yüksek ne kadar düşük olma ihtimalini söylerim çok rahatlıkla. Yani bu bile tespit edilebiliyorken diyorum ya, bazı şeyler ya elden teşhis kadar kolay ve gerçekten rentable ve net teşhisler varken bunu mutlaka herkes hayatında bir kere denemeli ilk önce, yani mutlaka yaptırmalı. Sonra da gidin, benim dediklerimin haricinde bir şey çıkıyorsa ben bilmemi değiştiririm. Adımı da değiştiririm. Bu kadar iddialıyım diyorsunuz. Peki, kistler belli olur mu hocam? Yani vücudun herhangi bir tümörler, tabii. İşte kadınların yani, belki hani. Ama yani o bölgende şöyle bir problem var, kist de olabilir diyebilirim. Ama hani net bu kist diyemem. Ama bu bölgende net problem var. Mesela bakıyorum ben, burası çok önemli bakın, bu beyin bölgesi.
ki insanın en önemli yapı taşlarından bir tanesi beyin. Şimdi beyin bölgesinde buralarda bazılarında acayip çizgiler var. Bazılarında hiçbir şey yok. Neden? Şimdi diyorum ki bak senin burada tam şurası hipofiz, bak şişli olan bölge evet, var ya. tamam. Burası hipofiz. Şunun tam altı hipofiz bezi. Şimdi burada çizgisi çok net. Diyorum hipofizin kireçlenmiş. Diyor ki yo hocam öyle bir hiç, beynimle ilgili bir şey yok. Gidiyor MR çektiriyor, hipofizi kireçlenmiş diyor doktor. Net bir şekilde. Yani hiç akla gelmeyecek bir şey. Yani beynin içini görüyorsunuz. Hem de her karesinde. Yani her karesinde. Hipofizi, hipofizi öyle görmek kolay değil ama elden teşhiste o kadar net ki. Bağırıyor yani resmen. Bak benim şuramda problem var diyor. Hipofizimde, hipotalamusumda, hipofizimde, hipokampüste, frontalde. Yani beynin her bölgesi arka oksipital lobda, arka profilde. Yani her tarafı çok rahatlıkla oradaki problemi net bir şekilde nokta atışı görebiliyoruz. Mesela şeyi görebiliyor musunuz? Hani bir takım cinsel rahatsızlıkları. Abi, işte ne olabilir? İşte yumurtalıklarda kist olabilir. Fibrosikler falan. Tabii ki bakın bu bölgeler komple. Bakın şu bölgelere bakın. Bu bölgelerde normal sert, abartılı çizgiler varsa buralarda problem var demektir. Bayanlarda özellikle. Şöyle tuttuğunda, şöyle tuttuğunda da yani alt lenfler, rahim bölgesi, idrar torbası, mesane, buralar hep bu bölgelerde. Buralarda fazla kırışıklıklar, fazla çizgiler, abartılı kabarıklıklar veya benzeri nasır gibi vesaire gibi veya benler varsa mutlaka o bölgelerinde problem vardır. Bunlar cinsel sorunlara da sebebiyet verebilir. Çocuğun doğmasıyla ilgili veya hamile kalmalık sürecinde de sıkıntılı süreçler yaşatıyor olabilir. Erkeklerin prostat filan gibi. Aynen. O zaman buraya doğru belden aşağı mı oluyor? Evet. İnsan vücuduna göre şöyle. Şöyle insan oturuyor gibi düşünün. Burası evet. O tarafından oturuyor. Yani bağdaş çıkmış bir insan gibi düşünün. Burası baş. Bunlar gözler. Bunlar kulaklar. Ondan sonra burası akciğer. Bak burası omurilik. Şu kenarlar. Evet. Omurilik. Aynen böyle bir insan. Bak ben burada nasıl duruyorum? Şu başım. Başım. Evet, evet böyle. Böyle bir insan bağdaş çıkmış bir şekilde oturuyor gibi düşünün. Vallahi çok. Peki benler dediniz az önce, lekeler de mi işaret ediyor? Ama hani birisi çalışıyordur. İşte sürekli bir demir tutuyor falan. Ondan dolayı akciğer bölgesinin orası haliyle nasırlanır. Onda bir problem yok. Ama normal kendiliğinden hiçbir şey yapmadığı halde ekstra nasırlar çıktı. Benler çıktı. Özellikle şu bölgelerde. O zaman akciğerlerde mutlaka probleminiz var demektir yani. Net bir şekilde. Ha, sonradan da çıkabiliyor. Tabii yaptığı mesleğe göre, alana göre. Peki teşhis koyuldu. Refleksoloji uzmanı Esat Hoca'ya geldi. Siz hiç farkında bile olmadığı kritik bir rahatsızlığı söylediniz. Refleksoloji tedavi anlamında ne yapıyor? Refleksoloji tedavi anlamında bası uyguladığınızda beyindeki aslında ilk önce şöyle oluyor. Yani benim bu telefonum, benim kuramım oydu. Benim bu telefonumu şu telefondan arıyorum. Böyle yan yana buradan buraya gitmiyor. İlk önce uyduya gidiyor. Uydudan sonra bu telefona geliyor. Telefonlar yan yana bile olsa. Refleksolojinin ilk yaptığı şey algılattığı yer beyin ve beyni beyin korteksi ile ilgili yere tekabül ediyor. Mesela bir sempatik sinir sistemimiz var. Bir de parasempatik sinir sistemimiz var. Sempatik sinirler beyindeki beyinden iç organlara giden sempatik aktiviteyi kullanıyor. Abartılı sinirli. Parasempatik sinir sistemi de frene basma gibi iç organları çalıştıran, daha çok çalıştıran sistemi kullanıyor. Hocam boğazınızı kuruttu. Evet. Sinyal verdiğinizde mesela örnek veriyorum mide bölgenizde problem var. Siz mide bölgeyi açtığınızda mide bölgenizden eğer sol elinizden yapıyorsanız beynin sağ bölümü olan mideye giden parasempatik sinir sistemini aktive ediyorsunuz demektir. İlk önce beyne gidiyor. Beyinden mideye giden parasempatik aktiviteyi canlandırmaya başlıyor. Bu taraftan da tam tersi. Mesela sağ bölgeden bağırsak bölgelerine basarsanız ishal olmuş bir çocuğa çok ciddi ishalini engelleyip kabız yapabilirsiniz. Sol elden yaparsanız yine parasempatik sistemden beynin sağ bölümü olan bağırsaklara giden sistemi aktive etmiş olursunuz. Böylece bağırsağın daha kolay ve rentable bir şekilde çalışmasını sağlarsınız. Böyle mesela online eğitimler oluyor ya hocam. Siz veriyor musunuz şu anda bilmiyorum ama. Evet, offline. Her yerden veriyor musunuz? Yani evet, offline eğitim veriyorum. Elden teşhisi şu anda öğretiyoruz.
Ve insan, ya bir ara çok kıskandım, vermeyeyim dedim, kimseye öğretmeyeyim bu işi. Ondan sonra çok ısrar ettiler. Bristol Capital Üniversitesi'nin içerisinde bir platform, Ali Esat Başaran Akademi'de bağlı tabii. Bir platform açtık ve şu an offline olarak videoları çektik. Ya PDF'leri yükledik. Normal offline olarak eğitimlerimi veriyorum. Ay, yani verin, bence de verin hocam. Çünkü hani herkesten öğrenilebilecek bir şey değil. Hani teşhiste böyle yanlış teşhis insanı paniğe sevk etme, strese, baskıya sebep olma ya da yani belki yanlış tedavi, çok riskli bir şey. Tanınacak bir şey değil. O yüzden sizin gibi uzmanın vermesi tabii ki çok önemli. Aynen. Tabii, herkesin vermesi çok iyi bir şey değil. Dolayısıyla burada mesela öğrenenler ailelerine, en kötü amatör bir şekilde yapanlar da var. Ailelerine gösterip böyle işte bu tespit ettim. Bir bakalım, hadi doktora gidelim. Veya profesyonel bir şekilde bu işi yapıp kendi iş yerini açanlar da var ve çok başarılı arkadaşlarımız da var. Türkiye'nin her yerinde. Ben zaten onları bazen canlı yayınlarda böyle övüp tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyorlar. Benim öğrencilerim. Neredeyse her ilde bir tane böyle sivrilmiş biri var yani. Onlar da bizi çok mutlu ediyor tabii. Bir sürü insana faydalı oluyorlar. Geçen gün bir tanesi Belçika'dan aradı. Diyor ki, Allah sizden razı olsun. İşte İstanbul'da Derya Hoca'ya gittik. Şöyle oldu, böyle oldu. Derya Hoca benim yetiştirdiğim bir öğrencim. Ve kadının daha ilk günden tespitlerini yapmış. Doktorların yapamadığı tespitleri yapmış. Daha sonrasında da tedaviye başlamış. Ve bugüne kadar kadın, kendimi hiç böyle hissetmedim diyor mesela. Bu inanılmaz gurur verici bir şey. Ben Belçika'dayım. Yani kadın beni Belçika'dan arıyor. Yani bu inanılmaz gurur verici ve benim için de böyle acayip mutluluk kaynağı bir şey. Paralarla, hani o servetle bile mutlu edilemeyecek bir şey bizim için. Kesinlikle çok Diyor. haklısınız. O kadar emek verdikten sonra bunu karşılığını görmek. Evet. Şimdi AVM, bazı AVM'lerin içinde de başladı biliyorsunuzdur. Yani refleksolojili özel masaj. Bildiğimiz böyle ama şey masaj değil. Yazıyor yani refleksolojiyle elden teşhis ve onun masajı. Bilmiyorum hani bu kadar kolay her yerde yaptırılabilir mi? Kimseye de haksızlık etmeyeyim ama. Valla bizim öğrenciler olabilir onlar yani. Bir Öyle masa mi? aynen. Şimdi Derya Hanım karavan refleksolojisi falan yaptı değil mi? Karavan refleksolojisi yaptı. Karavanla almışlar böyle. Gidiyorlar. Bir tanesi tekne refleksolojisi yapmış mesela, yaz dönemlerinde Çeşme'de geziyor. Elden teşhis ve refleksoloji. Bunlar hep çoğu bizim öğrencilerimiz. Valla bana bile ufuk veriyorlar. Heyecan oluyor benim için de. Ya. Ben bile düşünmemiştim mesela bugüne kadar karavan refleksolojisi veya karavanda işte elden teşhis veya teknede elden tesis falan. Bizim öğrencilerimiz hep.